Yakaladı beni. Yakaladım. Ben Nereye gidiyorsun kız gidemiyorum. elinde bir şeylerle? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçileri. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun. İnşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. İki günden beri ben yine çok halsizdim. Artık bunu söylemekten gerçekten siz de yoruldunuz. Ben de bazen kendimi kızıyorum. Ama inanın dün hiç halim yoktu. Artık böyle burada ölü gibi yattım. Aslında iftara gidecektik. Şimdi bir yere oraya bile gitmedim arkadaşlar. Onun içinden başka bir yere iptal ettim iftara gideceğim diye. Ama inanın oraya da gitmedim. Çünkü şurada eşim beni zor kaldırdı. İnanın sofraya hazırladım. Her şeyleri, çorba bile eşim yaptı. Kalktım hemen ben iftara yakın. Orada azıcık bir şey vardı. Kabalak ıspanak mıydı? Vardı. Yok, kabalaktan ıspanak mıydı? Karıştırıp onu bir yumurtaladım sadece. Bunun harici eşim yaptı arkadaşlar. İnanın çay terapiye bile gidemedim o kadar. Çünkü akşam namazı bildiğiniz gibi değil. Ben artık gerçekten inşallah öyle konuşuyoruz birileriyle de diyorlar ki bana birisi diyor yani bilen birileri ağır bir depresyon geçiriyorsun diyorlar. Ola da bilir bilmiyorum ama gerçekten bu ara dediğim gibi anlattıklarım var anlatmadıklarım var. Kendime göre kafam çok dolu böyle bir yoğunum arkadaşlar. İnşallah eşim de dün akşam dedi Ramazan'ı bayramdan sonra seni hemen komple bütün doktorları gezdirmem lazım. Komple bir check-up yapmam lazım dedi. Bana eczaneden bir damla almış. Bugün o damlayla ayaktayım arkadaşlar. O damla biraz şey damlası herhalde. Ne bilmiyorum artık. Vitamin mi dediydi? Vitamin ne dedi, dediydi? Şey dedi. O damlayı verdi bana. Dün akşam unuttum. Ay. Şimdi sabah kalktım. Fasulyeleri mecbur kalktım. Fasulyeleri ıslatmıştım 2 gün önce. Bakın. O Gülistan'ın şey bir can tabağını verdiği fasulyeler. Onları güzel ıslattım böyle. Şimdi onları dikeceğim bahçeye. Çünkü ıslattım veya ıslaklar o günden beri ıslak duruyorlar. Onun için ben bugün dikmek zorundayım. Kimse de dikmeyeceği için benim gibi benim için. Aslında arkadaşlarıma söylesem de şu mübarek günde kimseye de bir şey demek istiyorum. Çünkü oruçluyken kolay değil arkadaşlar. Ben böyle alacaklarımı aldım, eldivenimi aldım. Buna da salatalık. Annemin tohumlarını özgü bulmuş nihayetinde. Onları da ıslattım. Şimdi onları her yerine bugün hava çok soğuk yine. Güneş olduğuna bakmayın soğuk. Özgü esiyor dedi, bayağı. Eşim de taksiye gitti öğleye kadar. Özgü de ben de bayram temizliğine başladım. Özgü de falan girdim. Buradan bir giriştim. Evet. Beyazlarını falan güzelce sildim, ettim. Şey, şu üstüne bak. Tek o üstü. Bir orası kaldı. Şimdi bir bayram temizliği, bayram hazırlığı yapacağız şimdi İnşallah. Bugün, yarın. Yani ben yapacağım. Bu bayram sene tatlılar hevesim, benden anne. Bayram şey pek yok ama inşallah. Evet, onun yok ama inşallah. Eldivenimi de aldım. Biliyorsunuz kevre de vardı. Onu dökelim üzerlerine diye. Bayramda yani, gelin torbada, yani arkadaşlar. Bak bekleriz. Torbada yine tohumlar var. Bunu dilim getirmişti çıkan sene. Onları falan da böyle elime aldım. Bakayım bir gidiyorum arkadaşlar. Yapabildiğim herhalde yapayım dedim Özgü'ye. Yapamadığım yerde kalır. Çünkü az sonra öğle namazından kere mukavele yaparım. Öğle namazına da bunları halletmem lazım. Saat şimdi şu an 12. Derken, derken saat 3'ü geçiyor. Ondan kere bir şey yapasım gelmiyor. Bu şekilde sevgili arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz Ramazan'ın son günlerinde ne işle meşgul oluyorsunuz? Şöyle herkes tatlıydı işte bilmem börekli lokumdu. Aynen. Bana yanı başımdaki Pakistanlı komşum Hollanda'ya gidiyordu yağ getirmiş. 4 kilo yağ getirmiş sağ olsun. Lokum yapabileceğiz. Lokum yapabileceğiz. Sizin yine lokum tarifi gösterin. Lokum yemek isteyen yakınlarında kadar gelebilirler. Aynen. İnşallah birlikte bayram yapabiliriz. Gelmek isteyenlere kapımız açık. Evet. Arkadaşlar gönlümüz de açık. Gönül kapılarımızda. Bizi tanıyan geliyor zaten. Aynen öyle. Gelebilirsiniz. Bakalım Özgü Bey'in az sonra çekeceğiz. Aynen ben şöyle bir evleri halledeyim biraz. Sen telefon ne yaparsın? Kendi başımı koyayım. Yok, tripodun olsaydı tripoda takıp telefonunu şey yapardın da tripodumuz da Türkiye'de kaldı. Neyse ben şu evi azıcık bir derleyeyim, toplayayım, bir temizleyeyim. Fasulyeleri dikeceğim. Sonra gelirim bir senin yanına. Sen gel benim yanıma. Bir de şu telefonu da ver. Tamam. Arada sen de gene çekim ayrı ayrı yaparsın. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Aynen. Soğuk hava bugün. Hava bayağı soğuk. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Fasulyeleri böyle ocaklar yapıyorum bakın. Böyle. Aslında çift dikiyorum da bunları tek dikeceğim. Böyle. Yerlerini yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Şöyle kenarlarına dikiyorum. Bakın şöyle. Şu ortası boş kalıyor. Burası ne çalı için. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Az sonra bu işlemi bitince inşallah üzerine gübresini dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ocaklar yapıyorum arkadaşlar. Böyle sıra sıra bozulmasın diye. Bakın böyle.
Bu sıra böyle, öbür tarafı da böyle böyle. Şey olmuyor, karışık olmuyor o zaman. Böyle yapıyorum. Şöyle biraz düzlüyorum. Bura böyle şey kalıyor, boşluk. Bu da yağmur filo olduğu zaman hani burayı toplaştığında iyi oluyor. Beni hemen dinlemiş. Hemen beni ev telefonunun aradı, sağ olsun. Allah razı olsun. Bir de lahmacunlar yapmış güzel. Ondan da lahmacun var. İnanın verdi. O kadar güzel lezzetliydi ki Allah razı olsun. Eli kul dert vermesin. İnanın güzel insanlar her yerde güzel oluyor. Yani bir de bir sevindi, bir de bir sevindi ben oraya gidince. Ay Fatma abla diyor, oturuyordum evde diyor. Tam böyle uzandıydım diyor, balkona doğru çıkacaktım. Bir baktım diyor, benim ismim geçiyor diyor. Allah Allah, benim isim ne geçiyor burada diyorum diye. Çok güldüm zaten diyor. Hemen aradı beni, sağ olsun. Allah gönlünü görevesin. Dedim ona, bayramda gel dedim. Zaten gelecektim Fatma abla dedi. Başsağlığı dilemedim sana dedi. Orada diledim, olsun ben yine geleceğim dedi. Beklerim dedim ben de. Bu şekilde arkadaşlar getirdik fasulyeleri. Şimdi dikeceğim inşallah, bakalım hayırlısıyla. Bahçenin bereketi, elimizin bereketi iyi olur da. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunlara çal lazım şimdi ama artık ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Eğer olur da, çünkü buna biraz eski tohummuş. Onun bahçesini almışlar. O bahçeden kalan tohumlar bunlar. Olur bitmezse tekrar yeniden inşallah başka fasulye dikerim arkadaşlar. Böyle bir sırayı komple onu dikeyim. Çünkü bu çok güzel döküyor, Fatma abla dedi. Çok güzel döküyor bu dedi. Evet sevgili arkadaşlar, ben kaç saattir buradayım. Yavaş yavaş yaptım böyle. Arka taraflara da kemire döktüm biraz, eldiven elimdeyken. Bakın böyle bu köşeyi komple fasulye diktim. Şu olan çalıları böyle hemen dikiverdim böyle. Gerisini sonra Ümit'e ne yaparız bilmiyorum. Belki bağ marka gider, oradan tahta gibi uzun bir şeyler alırım. Bakın böyle beyaz fasulye diktim arkadaşlar burayı. 20 ocaktan fazla oldu. Bakın şöyle şurayı da. Şu köşeye bir sıra tahta dikeceğim şimdi. O köşeye artık sıra tahta dikeceğim inşallah. Olmuyor ama bakayım, dikeceğim inşallah arkadaşlar. Beyaz bir şeyle yapmış oldum elhamdülillah. Bakın böyle üzerlerine de hemen böyle kemeresini döktüm. Eldiven giydim ellerime. Arka taraflara da kemere döktüm arkadaşlar. Böyle bir yavaş yavaş, bakın şurada şu böyle bir yağmur yağsa, bu ara yağmur yağmıyor. Hava soğuk, kurak ama yağmur yağmıyor. Şöyle yağmur yağsa kemere de güzel olacak üzerlerine. Daha ekeceklerim var arkadaşlar. Bakın böyle hep böyle burada bak. Şöyle küçük, sonra diktiğim küçük soğanlar var. Ben boy boy diktiğim için bak. Şurada şu köşede çıkan seneden kalmış sarımsaklar. Şuna pırasalar var arkadaşlar. Şuraya çiçekler dikmiştim. Bunlar orada çok güzel olmuşlar. Sonracığıma mencesbari meleğim benim bak. Benim sarımsaklar bitmedi demişim. Bak benimkiler bitti. Bu köşe komple sarımsak. Ben onu Kastamonu'dan almıştık. Gitmiştik de hem gezmiştik. Böyle burada yeşillik bir alanım oldu. Pazılar beyaz büyümeye başladı. Birkaç zaman sonra kanatlarının alınır. Böyle az kavrulur. Ispanaklar da öyle keza. Bakın böyle elhamdülillah. Üzerleri hep kemire döktüm. Onlar da beyaz kanatlı kanatlı olmuşlar maşallah. Sonracığıma şöyle komple patates olmuş oldu arkadaşlar. Oranın üzerine de bak, bakın böyle hep kemire döktüm. Bakın böyle her yeri böyle bir şey için aldım ben. Böyle şey tahta koydum aralarına, belli olsunlar diye. Sularken de güzel oluyor. Gerçi patatesler sulamıyorum ama ıspanak falan sularken, böyle bunları sularken böyle olması iyi oluyor. Su kaymamış oluyor aşağı. İşte böyle bu bölümü de böyle bir şeyle olmuş oldu elhamdülillah. Burası. Onlar var, onları bir ara çıkarayım. Kıymet de güzel, yeni güzel kazmış. O da fasulyesini dikmiş. Biraz da komşudan bulmuş, lahana dikmiş oraya o da arkadaşlar. 2-3 de biber dikmiş orayı. Bu şekilde bakalım arkadaşlar. Ben şimdi namaz kılmaya gidiyorum. Tekrar namazdan sonra devam edeceğim. Bugün mukavelemi geç okuyacağım inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Ben epey bir zamandır bahçedeyim. Yavaş yavaş oturuyorum. Hatta bir ara gittim. Öbür taraftaki bahçenin arkasında namazımı kıldım. Ondan sonra yine yavaş yavaş orada yapacak var, burada yapacak var. Ha onu yapayım, ha bunu yapayım derken epey bir zaman oldu arkadaşlar. Vakit geçti. Hem bayağı bir zaman oldu. Artık şimdi eve gidiyorum.
Mukavelim biraz geçtirmek dinleyeyim dedim. Hem vakit geçer. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. İki namazı vakti oluyor neredeyse. Onun içinden ben şimdi gideyim eve. Namazımı kılayım. Güzel bir temiz üstüm başım değiştireyim. Ondan sonra da mukavelim dinlerim arkadaşlar. Bakın bahçenin son hali şöyle. İnanın çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Daha yapacak işlerimiz var ama artık bayramdan sonra inşallah ümit de gelsin. Şu evin içini bir yapmamız lazım. Camını takmamız lazım. Kapısını takmamız lazım. Oraya yerleştireceğim şeyler var. Veya işlerim var ama ümidin gelmesi lazım bugün. Bakalım inşallah arkadaşlar yavaş yavaş yaparız. Sağlık olsun yeter ki. Dün akşam eşimin verdiği o damlayla bugün biraz daha iyiydim. İnanın dün konuşacak bile halim yoktu. Bugün iş yapıyorum elhamdülillah. O damladan ben devam edeyim en iyisi. Görüşürüz evet, inşallah. Evet son durumu şöyle çekeyim dedim sizlere. Şöyle bakın bahçe çok güzel oldu. Kalıp gibi oldu bakın. Bura böyle ıspanak patates. Burası böyle yeşillikler. Az önce de çekmiştim. Ta şunları dikemedim görüyor musunuz? Şu ne şey küçük küçük ne şey diyorlar erik bir şey eri diyorlar ona. Ne üzümüydü ya bir şey üzümüydü. Şimdi bana söylersiniz. Şu böğürtlen herhalde. Evet böğürtlen. Bunları dikmem lazım bir yere. Şimdi oraları temizleyince onları artık bir yere yerleştireceğim arkadaşlar. Veya bir şeyler yapmış oldum. Şuraya azıcık şu köşeye havuç ektim. Şöyle değişik bir şeyler ektim bu sene. Melek arkadaşımızın bahçesinde artmıştı. Veya vardı elinde. Aldım elinden. Dedim ben onu ekeyim. Çünkü ekecek yeri kalmamıştı. Evet bakın böyle fasulyelerim güzel. Böyle ocak ocak güzel yaptım. Şöyle olan çalıları da şöyle hemen koyuverdim güzellerine. Böyle yerleştiriverdim. Fasulyelerim gerçekten güzel oldu böyle. Üzerlerine kemerlerine döktüm. Böyle güzel güzel. Şöyle şu köşeye semizot ektim arkadaşlar. Semizotu biliyorsunuz çok faydalı bir şey sebze. İnanın o kadar şeylere faydası var ki her zaman tüketmemiz lazım bulduğumuz yerde. Şu iki ocağa salatalık diktim arkadaşlar. Şuraya iki tane salatalık yeri ayırdım. Annemden gelen tohumları dikeceğim orayı. Şöyle bir geç vereyim şurayı. Şuraya bakın geçen bir patates dikmiştim. Eşimle diktiğim değil de ondan önce bir patates dikmiştim ben bakın. Biraz yağmur yağsa daha çok çıkacaktı. Onlar veya çıkmaya yön dönmüşler ve çıkıyorlar arkadaşlar. Bakın veya bir yerlerde bitmişler. Şurayı da şimdi beraber biliyorsunuz geçen hafta dikmiştim. Şurası ıspanak. Temizleyeceğim dediğim gibi bahçede çok temizleyecek şey var. Şurayı da arkadaşım çıkan hafta ben biliyorsunuz burayı bir böyle bir şey yapmıştım temizlemiştim. O da bahçesini çapalarken burayı da böyle güzel gaz vermiş bana sağ olsun. Burayı da ben şöyle bir tırmıkladım güzel. Bu şekilde arkadaşım da yine onun şeyine biraz kemir ektim. Bir de bahçeyi hep kemir ektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kemir ektim böyle her tertemiz oldu bahçem. Bir de böyle düzenli oldu bu sene. Evet arkadaşım da yine böyle o puzzle'ları köşeleri dikmiş. Onlar kartla onu ben bir puzzle ekiverem en iyisi. Şurayı bir şey ekmiş herhalde. Şuraya 2-3 biber dikmiş komşu vermiş de. Şurayı da lahanalarını dikmiş. Ben de üzerlerine kemir atı verdim güzel. Köşelere fasulyeyi dikti mi dikmedim bilmiyorum ama ben üzerlerine kemir at verdim. Diktim demişti. Orada biraz kafam dalgalıydı. Herhalde duymadım dikip dikmediğini. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir köşem var benim. Bu köşe çöp köşesiydi. Ben burayı çıkan sene temizlemiştim. Bütün çöp böyle şeyler üzerine dökmüştüm. Burayı temizledim. Aslında burayı sadece kabalak için ayırdım. Ama o kadar kabalığım olmadığı için burayı ileride kabalak bir sözü zılpıt yani. Zılpıt koku bulursam burayı sadece böyle bu köşeyi zılpıt köşesi yapmak istiyorum. Ama şu anda boşta bırakın burayı da birkaç ocak fasulye diktim. Bir de tam köşesinde yine patates diktim. Bu köşeye de yine boydan boya patates diktim. Şöyle şurayı boş bıraktım arkadaşlar. O da kalsın be kalsın bir şey yapmak icap eder. Böyle burayı doldurdum. Bakalım bu sene fasulye mi satacağız ne? Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Ay canım kurban olurum seni yaradana ben. Bak bu arada şeyleri var. Soğanları var arkadaşlar. Her sene yerinden çıkıyorlar. Bak şuna da çiçek aslında. Onlar bir zaman sonra çıkıyorlar. Bakın şunun atışını baksanıza. Şu köşeleri onları bir toparlamam, temizlemem lazım. İnanın çok işim var. Hayırlısıyla Ramazan'ın bir çıkalım inşallah. Böyle arkadaşlar en azından bahçemiz böyle bir derli toplu olmuş oldu. Elhamdülillah arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Evet ben masamı yavaşça kurmaya başladım. Şöyle hemen bugünkü menümüzü sizlere göstereyim. Dün annem böyle kemikli et çıkartmış. Ben dün arkadaşıma iftara gitmiştim. Onun için evde yoktum. Böyle kemikli et yapmış.
Ondan arttıydı. Daha sonra burada tarhana çorbamız var. Bunu kaynatacağım şimdi daha. Kaynatmadım. Daha sonra bugün böyle babamın almış olduğu domateslerden annem böyle tavada birazcık kızart dedi. Ondan sonra üzerine de şöyle kaşar ilave et dedi. Böyle ekmek banıp yiyesim geldi dedi. Onun isteği üzerine bu domatesleri şimdi güzelce kızartıyorum. Burada da birazcık pilav yaptım. Babam pilav canı çekmiş. Bu akşamki menümüzde bu şekilde sizlere de göstereyim dedim. Zaten iftara da 20 dakika falan kaldı. Az bir vakit kaldı. İnşallah sofrada tekrar sizlerle görüşürüz. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim, bu kız gene 30 benim karşımda. Anne kapanış yapalım. Anne, yarım saattir başında duruyor. Yemek yedirin bir de bana inanır mısın? Kapanış yapalım. Neyse arkadaşlar, yani öyle böyle Ramazan'ın sonuna geldik. Yani maalesef diyeyim. Seneye kim erer, kim görür, kim gider arkadaşlar. Bu seneki Ramazan'ın buruk geçti. İnşallah seneye Rabbim kavuştursa daha farklı olur, daha güzel olur. İnşallah ki inanın. Daha bir canlı canlı olurum inşallah. Neyse gene elimizden geleni yapmaya çalıştık sevgili arkadaşlar. Bugün ne yaptık biz? Sabah sizlere açılış yaptım. Bir arkadaşımız biliyorsunuz. Bircan Tabak kardeşim. Kendisine çok teşekkür ederim. Onun o samimi duruşu, onun o samimi hali. Bir insanın samimi olduğunu inanın her halinden anlıyorsunuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hatta bayramdan sonra gel oturalım, bayramda da gelebilirsin dedim. Onu bir gün şöyle bahçede güzel bir çayla böyle bir ağırlayacağım onu. Özge'ye diyor, Fatma abla, Özge çok güzel yemek yapıyor. Maşallah var, ellerine sağlık. Allah gönlüne göre versin diyor. Amin, Allah razı olsun. Onun gibi niceler öyle söylüyor. Rabbim her şeyin hayırlısı versin arkadaşlar. Şu dünyada her şey şu bu değil. En güzeli, yani şöyle bir ailen varsa arkanda dayanabileceğin, sırtını sırtlayabileceğin, seni koruyabilecek, kollayabilecek, sahip çıkacak bir ailen varsa şu dünyada en mutlu şey o. İlle ki evlenmek şu bu değil arkadaşlar. İnanın şu anda evlilikte yuva kuracak bir insan yok gibi görüyorum etrafımda. Şimdi kendimi kadar üzülürken sağdan soldan bir sürü şeyler duyuyorum, inanamıyorum. Geçen bile Lefer'te gittim, orada da çok samimi böyle konuştuğum birkaç arkadaş vardı. Herkes de kendine göre hali anlattı. Herkes de benden aşağı değil. Bana diyorlar ki dua et, en azından çocukları yok. Yani herkesin kendine göre farklı bir sıkıntısı var arkadaşlar. İnanın onlar kendini anlatınca benimki bana daha hafif geldi. Onun için dediğim gibi her zaman herkesin daha farklı sıkıntıları var. Biz şimdi kendimizinkini ağır görürken bir bakarız ki aslında daha ağırları gelir arkasından. Tabii ki de. Rabbim tabiatından cümlemizi korusun. Rabbim yani. İnşallah. Ben ona diyorum kızım çalış inşallah izinden geldiğinde babası da bakalım iş yaptı. Bir planımız var. Bir planımız var. Bakalım olursa. Bu izinimizin sonunda inşallah ben de tekrar bir işe girmeyi düşünüyorum. Bir kararımı değiştirdim. Baba bir düşünüyorum. Ben arkasında yazlık yoktu, bir yazlandı gitti. Karayüzü da bir işe girecek inşallah arkadaşlar. Aynen böyle i̇şe durmayacağım. İşe girsin, çalışsın, kendisi yaşasın, hayatını yaşasın. Benim aynen öyle. Gerçekten. Birlikte yaşayacağız hayatımızı. Aynen öyle. Birlikte yaşayalım hayatı. İlle böyle evleneceğiz de böyle kafa yoracağız diye. Gerek yok. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Bu şekilde diyelim. Sabah ben sizlere görmüştüm. Bircan kardeşimin verdiği fasulyeleri ben bir gün önce ıslatmıştım. Onları güzel bahçeye güzel diktim arkadaşlar. Sizlere oradan güzel çekimler yaptım. Aslında onu da yapamazdım da dün akşam eşim bana bir geçen gün damla almış eczaneden.
Şey için mi? Hacetli mi? Evet. Onu bak onda gene var. Onu da iç. Onunla öyle mi? Onu içtim ben az önce. Ha tamam. O olmasaydı ayağa kalkamazdım. Çünkü dün akşam iftar ettim arkadaşlar. Düşün trafiğe gidemedim. Çünkü ayağa kalkamıyorum. Şurada ne haldeydim değil mi Necat? Konuşacak halim yoktu. Hatta dedim ya eşim hazırladı sofrayı. Her şeyi Özge de yoktu. Çünkü onlar ben de gitmiştim. Dün akşam bir iftara gitmişlerdi. Bir de ablasıyla erken gittiler. Çünkü evet. Bir yere uğramaları gerekiyordu. Oradan da orada bir iftara gittiler. Bir, aynen bir erkenden gittik. Gittiler. Onu davet ettiler. Özge de yoktu. Yoksa biliyorsunuz. Yoksa yapardım. Hiç konuşacak halim yok. Eşim buna çölüyor. Fatma kalk iftar az kaldı diye kalkacak halim yoktu. Neyse dediğim baktım, gibi yatıyor halsiz. Evet. Çorbayı yaptın, her şeyi yaptın. İşte bugün eşimin verdiği ilacın sayesinde onu demek istedim. Aslında oraya gelecek. Bakın gene ne konuştuğumu unutuyorum bir anda. Bahçeye güzel gittim o fasulyeler çünkü aslında dikenler çıkan hafta falan diktim. Meleğinkini falan çıkan hafta dikmiştik biliyorsunuz. Onun için onları güzel diktim, güzel temizledim. Bahçeyi böyle bir hayli yola koydum. Sadece bir çöpler var. Onu da artık bayramdan sonra dedi eşim birlikte yaparız. Çünkü belki Ümit de geldiğinde o bahçenin içini falan tatlıları döşetiresim var inşallah arkadaşlar. Niyetlerimiz, planlarımız böyle. Rabbim sağlık versin arkadaşlar. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Kayınvalidemin sağlığını soranlar olmuş. Şu anda iyi arkadaşlar. Hastaneden çıktı. Gayet iyi elhamdülillah. Sonracığım bir arkadaşımız fasulyeden bana da verir misin demiş. Sevgili arkadaşım. Fasulyeyi ben ıslatmıştım. Eğer ıslatmamış olsaydım size şöyle bir şeyin içine koyar gönderirdim. Ben fasulyeyi ıslattığım içinden ıslak fasulyeyi diktim. Şöyle yani çok az sayıda bir fasulye kaldı. O da ıslak. Islak şekilde size nasıl yerleştirip getirip gönderebilirim. Size oradan yazamıyorum. Zaten yani çok mesajlar var. Şu anda biliyorsunuz böyle mesajlara cevap yazamadığımı söylemiştim. Buradan söyleyeyim inşallah dikkatle dinlerseniz dinlemiş olursunuz. Islatmış oldum ya. Yani ıslatmamış olsaydım dediğim gibi inan 10 tane de olsa gönderirdim size. Ne olur kusura bakmayın. Ben bir insan bir şey dediği zaman onun cevabını verme şeyi duyuyorum üzerimden. Çok güzel mesajlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden de güzel dostlar. Şu arada şunu söyleyeyim. Bugünümüz bahçeyle akşam yemeğiyle böyle tamamladık. Akşam iftarımızı yaptık. Ben yine terapi. Aslında bu akşam son terapiydi yine gidemedim. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey oluyor. Yani öyle bir şey oluyor ki bir an böyle bir gelen bir telefona ya da bir şeyle bir hayatımız böyle bir alt üst oluyor. Öyle bir an oluyor dediğim ya her zaman ya konuştuklarımız oluyor konuşamadıklarımız oluyor. Onun içinden böyle ben bu ara böyle azıcık bir şey oluyor ben bütün hayatım alt üst oluyor. Öyle diyeyim her şeyin hayırlısı diyeyim. Rabbim her şeyin hakkımızda hayırlısını eylesin. Amin. Arkadaşlar mübarek günler geldi gidiyor. Yarın akşam Ramazan'ın son biliyorsunuz gecesi. Bu gece son terafimiz ve de son gece safurumuz. Bunları inşallah Rabbim kıymetini bilerekten yapmayı nasip etsin bizlere. Arkadaşlar sakın ben size çıkan sene baştan hep söylemiştim işte Ramazan'ı kapıda karşılayın işte kapıdan uğurlayın diye. Sakın ha unutmayalım inşallah sevgili arkadaşlar. Balkonunuzun kapısını ya da evinizin kapısını ya da bilmiyorum nerenizin kapısı olursa böyle açıp dışarı çıkın. Ramazan'ı böyle güzel uğurlayın. Elinizde böyle bir bardak suyla kapıda uğurlayın Ramazan'ı. Güle güle deyin. Hani onu güzel uğurlayalım inşallah. Bunu unutmayalım. Çünkü karşılamayı her zaman söylüyordum size. Böyle her şey üst üste geldiği için bunları anlatamadım. Ama için bunu anlatayım ki Ramazan'ınızı güzel uğurlayalım arkadaşlar. O bizden memnun kalsın. Hani bir misafir evimize gelir de bizden memnun ayrılır da bir daha gelmek ister ya. İşte biz de Ramazan'ı böyle kapıdan öyle bir uğurlayalım ki gözyaşlarımızla inşallah seneye bir daha gelsin. Böyle huzurlu gelsin, bereketli gelsin inşallah. Bizler de onu sağlıkla karşılayalım arkadaşlar. Böyle yapalım. Ramazan'a yan akşam vedalaşalım. Diyelim arkadaşlar videomuzu burada kapatalım. İnşallah bayramda bir iki tane vlog atacağız Özge ile. Özge ile biz bugün iki vlog yaptık değil mi Özge? Bugün iki vlog yaptık. Ben evet. Bayram temizliği yaptım. Sarma sardım. Onlara ayrı bir vlog yaptım. Annemin bahçede çekmiş olduğu iftar soframız, yemek hazırlığını da ayrı bir video yaptık. Aynen öyle. Yoksa yaptım. Çok uzun olacaktı ve karışık video olacaktı. Çünkü ben de bugün erken dışarı çıktım. Aynen. Abdestimi aldım dışarı çıktım hem bahçe yaptım hem Yasin yani okuyacaklarım sureleri okudum arada arkadaşlar Allah kabul etsin biliyorsunuz elhamdülillah iş yaparken de onlara da konsantre olmaya çalışıyorum önceki kadar olamasam da olmaya çalışıyorum
Ondan sonra cuma öğle namazını ben bahçede kıldım. İçeri girmedim. Özge de orada bütün artık camlarıydı, kapılardı, dış kapı, aynen, ön kapı. Aynen bütün kapıları da sildim, yoruldum. Her tarafları, camları, artık yerleri iyice yaptım. Temizlik yaptım. Koltukları falan da yaptım. Koltukları da çektim, sildim. Zaten inşallah bakalım bu yaz düşünüyorduk ama şu an izne gideceğimiz için tekrar değiştiremiyoruz ama inşallah kışa doğru belki koltuklarımızı bir şeylerimi değiştirebiliriz. Güzel bir koltuk takımı. Bir şeyler dediğimiz gibi olmuyor arkadaşlar. Can sağlığı olsun. Koltuklar atılacak komple. Evin şekli şemali değişecek ama o kadar kolay olmuyor bir şeyleri yapmak. Her şeyin bir zamanı var. İlk önce sağlık olsun. Onun içinden böyle diyelim. Vlogu da burada kapatalım arkadaşlar. Özge'nin vlogu ayrı oldu inşallah. Bayramda sizlere iki vlog çekeceğiz. Hem bayram hazırlığının vlogunu hem de sizlere bir bayram tebriği yapacağım sizlere arkadaşlar. Bunu yani bu bayramın sefer ilk günü çekip hemen o günü hemen paylaşmayı düşünüyoruz. Bayram vlogu. Bu ara bakalım. Tabii ki herkesin kendine göre işi gücü var ama biz sizlere yine de ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu şekilde diyelim, vlogumuzu kapatalım. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah ki Rabbim bizleri şu Ramazan'ın sonunda duaları kabul olup kurtulan kulların, kurtuluşa eren kulların eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.